Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz mutfağıma. Sizlere tam ölçülü güzel bir şöyle traliçe tarifi vereceğim. Özellikle Ramazan aylarında yemekten sonra çok güzel oluyor. Traliçenin özelliği aslında 3 sütle yapılması ama şu anda öyle bir imkanım olmadığı için sizlere süt ve kremayla bir şerbet hazırlayacağım. Ama sizin eğer olanağınız varsa inek sütü, manda sütü bir de keçi sütünü 3 değişik sütle de yapabilirsiniz. Şimdi öncelikle pandispanyasını yaparak başlayayım. 4 adet oda ısısında beklettiğim yumurta. Yumurtalarım orta boydan biraz daha büyük. Eğer küçük yumurtalarınızsa 5 tane yumurta kullanabilirsiniz. 1 su bardağı toz şeker. Yumurtanın sarısıyla akını ayırmadan yapacağım bu sefer. Bu da gayet güzel oluyor ama çırpma aşaması çok önemli. Yumurtalarınızın böyle iyice rengi açık sarı olana kadar ortalama bir 5 dakika boyunca düşük devirde çırpacağım. Tamamdır. Gördüğünüz gibi iyice rengi açıldı. Düşük devirde sonra yükseltin arkadaşlar. Sürekli düşük devirde çırpmayın. Bir çay bardağı, şöyle orta boy çay bardağıyla ılık su, bir paket vanilya, bir paket kabartma tozu, 1,5 su bardağı un. En düşük devirde sadece karışana kadar, çok değil bu, bir 20 saniye geçmesin ve en düşük devir almayı unutmayın. Böyle kare bir borcam kullanacağım. Ben içerisini biraz katı yağ ile yağladım. Çok fazlasıyla değil, birazcık da un serttim. Hamuru boşaltıyorum. Hamur oldukça böyle cıvık birazcık. O şekilde daha yumuşak oluyor. Birkaç kere şöyle vurup içindeki havacıkları alıyorum. Bu şekilde daha düz pişecektir. 170 derecelik önceden ısıtılmış fırında 35-40 dakika boyunca pişireceğim. Sizler de kendi fırın ayarınıza göre dikkatlice pişirin. Karameli yapmak için çelik bir tencereyi ocağıma alıyorum. Birazcık böyle alt tabanı kalın olursa şekeriniz daha rahat eriyecektir. Yani birden yanmayacaktır. Ocağın altını yakıyorum. 1 su bardağı toz şekeri şöyle dağıtarak tencerenin dibine bırakıyorum. Şekere dokunmayacağız. Böyle iyice rengi değişsin kenarlardan. Elimi şöyle hafif dağıtayım. Altını kısa alıyorum. Böyle tam anlamıyla iyice renginin değiştiğini görene kadar hiç dokunmayacağız. Bu esnada şekerinizin altını çok yüksek açmayın. Dikkat edin. Şeker erimeye başladı. Şöyle alıyorum. Hiç dokunmayacağım. Aldıktan sonra tekrar ocağa alıyorum. Tamamen bu beyaz şekerin eriyip renginin değişmesini bekliyorum. Ve bu esnada çok dikkat edin, karamelinizi yakabilirsiniz. Böyle gözünüz sürekli şekerin üzerinde olsun. Rengi artık tamamen değişti. Şeker de içerisinde eridi. Şimdi artık karıştırabilirim. Şöyle bir karıştırayım. İyice şekeri dağıtayım. Şimdi artık bir yemek kaşığı dolusu tereyağı ilave ediyorum. Hızlıca karıştırıyorum. Bu esnada zapt edemezseniz altını kapatabilirsiniz. Tereyağını hızlı hızlı karıştırarak erittim artık. Şimdi artık gördüğünüz gibi kaynıyor göz göz. Hemen 200 gramlık bir su bardağı kremayı ilave ediyorum. Fokur fokur kaynadığını gördüğünüzde bir 15 saniyeden karıştırarak kaynatıp yeterli. Artık karamel sosum hazır. Ocağın altını kapatıp alıyorum. Karamel tamamen artık hazır. Şimdi artık onu kenara alayım. Sütü hazırlayacağım. Süt şerbeti için tencereye ocağımı alayım. Birazcık böyle hafif ılık yapacağım. Öyle kaynar değil. Ocağın altını yakıyorum. Evimizdeki imkanlarla inek sütüyle yapıyorum. Eğer ki olanağınız varsa diğer iki
sütü de ekleyebilirsiniz. Keçi ve manda sütünü de ilave edebilirsiniz. Ben şimdi 4 su bardağı sütü tencereme alıyorum. Yarım su bardağı toz şeker. 1 paket 200 gramlıklardan da krema ilave ediyorum. Manda ve keçi sütü olmadığı için bu kremayla tamamlıyoruz. Karıştırıyorum. Sadece ılık kıvama geldiğinde ocaktan alacağım. Öyle sakın kaynatmayın. Hafif böyle elinizi değdiğinde ısındığını hissettiğiniz hemen alabilirsiniz. Sadece ılıştıracağız. Sanırım da yeterli artık. Pandispanyayı pişirdim. Pişirdikten sonra eğer ki sönüyor diye şikayetiniz varsa böyle piştikten sonra hemen sıcağıyla ters çevirebilirsiniz. O zaman hiçbir şekilde havası sönmüyor. Benim de yarım saattir bekliyordu. Gördüğünüz gibi hiçbir şekilde havası inmedi. O kadar yumuşak ki bildiğiniz pamuk gibi. Çok güzel olmuş. Pandispanya iyice soğudu. Ben 1 saat oldu fırından çıkartalı. Böyle soğuduktan sonra şerbeti verebilirsiniz. Döktükten sonra dinlendireceğim. Bu şerbetin hepsi tam geliyor. Kesinlikle fazla falan düşünmeyin. Birazcık dibinde süt kalması gerekiyor. Tüm özelliği bu ve döktüğüm gibi gördüğünüz gibi çok güzel çekiyor. Bu da pandispanyanın çok güzel olduğunu gösterir. Karamel sosunu bir şey boşaltacağım. Kıvamını da görün. Soğudukça böyle katı bir kıvam alacak. Şu anda böyle cıvık gibi gelebilir. Bekledikçe katılaşacak. Kıvamı gayet güzel olmuş. Bunu sadece traliçe için değil, herhangi bir yaptığınız tatlıya da kullanabilirsiniz. Bunun da sadece tek olarak tarifini yakında vereceğim. Sütü çektim, dinlendirdim yeterince. Burada 1 paket krem şanti arkasındaki ölçülere göre hazırladım. Sadece 1 yemek kaşığı kenara ayıracağım. Daha sonrasında süslemek için. Soğumadan krem şantiyi sürerseniz krem şantiniz tamamen sulanacaktır. Şimdi üzerine yayıyorum. Üzerine dökerken çok dikkat edin. Bu kısım kabuk bağladığı için kalkacaktır. O yüzden şöyle dağınık dağınık koyup gelişi güzel değil, daha düzgün sermeye çalışın. Küçük hareketlerle yayıyorum. Spatulayla düzenledim iyice. Kıvamı gayet güzel olmuş. İyice soğuttuktan sonra şöyle çırpıp üzerine gezdiriyorum. Karamel sosunu. İsterseniz böğürtlen sosu, sevdiğiniz herhangi soslarla yapabilirsiniz. Spatulayla dağıtıyorum. Şöyle buzdolabı poşetine doldurdum. Ucunu da ufak bir açtım. Birazcık krem şantiniz sertse sulandırabilirsiniz. Şöyle bir tatlı kaşığı kadar su ilave edip çırpabilirsiniz. Şimdi ben de sadece süslemek amacıyla uzun çizgiler yapıyorum. Sıktıktan sonra şöyle aşağı doğru indiriyorum. Reçeyi tamamladım. Şimdi dolaba kaldıracağım. En azından 2 saat boyunca dolabın normal gözünde dinlendireceğim. Eğer ki vaktiniz varsa bir gece öncesinden yaparsanız çok daha lezzetli olacaktır. Ben şimdi dolaba kaldırıp dinlendirdikten sonra servis tabağını alıp size son halini göstereceğim. Her dilimlediğinizde bıçağınızı temizleyin.
uç kısmı aldım daha rahat sizlere göstermek için. Bol bol sütlü oldu. Üzerine birazcık da toz fıstıkla süsledim. Hemen şöyle kıvamını da göstereyim. Çok güzel ve yumuşacık olmuş. Umarım sizler de denedikten sonra memnun kalırsınız. Videolarımın altındaki malzeme listesine göz atmayı unutmayın. Eğer kanalıma abone değilseniz bu videodan sonra abone olabilirsiniz. Instagram'dan da Sevel Mutfak'ta olarak beni takip alabilirsiniz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.